Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi günler, hayırlı yayınlar Çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. heyecanlıyım. Nasıl Çok normal. konuşacağım? Çok normal tabii ki. Canlı yayındasınız. Bir de üstelik en gizli, en mahrem derdinizi anlatacaksınız. Heyecanlı olmanız kadar doğal bir Evet. şey yok. Evliyiz. Evet, 15 yıllık 15. evliyim. Ne güzel. Var mı sorun? Ki Evet. mutlaka vardır bizi aradığınıza göre. Güzel. Aldatıyor mu? Şiddet mi var? Ne Yani yaşıyorsunuz? nasıl desem her şey var. Yani ne ararsanız var kötülük olarak. Bir de Mesela. ayrıca eski hizmetçiye 2 senedir ulaşamıyorum. Bak. Onun 2 katı bir heyecanı var. Kurban olurum, onu Ya. çok seviyorum. Ay Aa. canım benim. Çok öpüyorum sizi. Çok Ağlıyor bak şimdi. sevgiler. İnşallah konuşabilirim. Ben son 5 yıldır... Hayatım, bak ne olur rahat ol. Ağlayacaksan ağla. Heyecanlanacaksan heyecanlan. Biz senin için buradayız. Senin ve senin gibi tüm dertleri olan bütün kadınlar, bütün erkekler için buradayız. Evet, Dinliyoruz. son 5 yıldır sürekli aldatılıyorum. Sürekli Yani aynı işte... kadınla mı aldatıyor? Hayır, farklı farklı. Yani bir sene biriyle oldu, 2 sene biriyle oldu. Ne Arada zaman başkaları yakaladın? Ne oldu. zaman yakaladın ve ilk yakaladığında ne yaptın? İlk 5 yıl önce yakaladığımda telefon zaten şüpheleniyorsun. Bütün kadınlar zaten hisseder. Hissettiğim an zaten şifresini çöz. Hiç belli etmedim. Ta Evet. ki şey yapana kadar, emin olana kadar hiç dile getirmedim. Telefonun şifresini çözdüm. Söylemedim ama her gece bakıyordum. Ya eve gelmeden önce hep sürekli meşguldü telefonu. Geldiğinde direkt banyoya giriyordu. Telefon etmiş bayağı Banka bir. adı vermiş. Banka Evet, adı. evet. Aa, sevgilisini banka ismi olarak mı kaydetmiş? Evet. Baktım sürekli bu. Her gece Gitmeler bankayı arıyor. olmaya başladı. Evet, gitmeler olmaya başladı falan. Numarasını aldım tabii ki. Kim olduğunu buldum. Ondan sonra yanımda bir gün bir yere gitmiştik yemeğe. 2 tane de çocuğum var bu arada. Allah Yemeğe bağışlasın. gitmiştik. Telefonu aldım, şifresini açtım yanında görsün diye. WhatsApp'a girdim. O kadına mesaj attım. Ne haber, ne yapıyorsun? Hani aradaki şeyi çözmeye çalışıyorum. İlişki Samimiyeti. şeklini, evet. Evet, ne yapıyorsun? O da tabii karşılık verdi. Gel çay içelim deyince ben de tamam geliyorum. Bir de arkadaşım falan demesin diye hani eminim ya aldattığında. Ben de şey yazdım mesajda. Hazırla, seni çok özledim yazdım. Bakalım ne diyecek diye. O da tamam Eyvah. ben de seni çok özledim hazırlanıyorum dedi. Ben orada Aa. zaten yıkıldım. Ya kocanın arkadaşı olsaydı mesela o aradığın kişi? Hayır emindim ama çok Eminmiş. emindim. Sadece onu inkar etmesin göstermek için yaptım. Peki bu sırada kocanız nerede? Bunları yazarken siz. Yanımdaydı, yanımdaydı. O da Demiyor bakıyor, mu telefonda seyrediyor. nereye ne yazıyorsun? Ver Belki telefonumu. banka mı dedi Hayır. yine? Anladı zaten. Yakalandığını anladı, müdahale etmek istemedi. Çok rahattı. Eve geldik, kavga kıyamet zaten. Eyvah Üstünü eyvah. başını parçalıyorum, beni sakinleştirmeye çalışıyor. Öyle başladı, 5 sene sürekli. Ya bıraktıramadım, ne yaptıysam olmadı. Ben ne yaptıysam bıraktıramadım. Şimdi burası çok Daha... önemli. 5 senedir aynı kadınla mı beraber, farklı Hayır, bir sene kadınlarla mı? onunla sürdü. O kadının evine gittim hatta. Yaşça çok büyüktü. Yaşık. Küçüklükten ta hatta biz o kadının düğününe gittik. Aa. Boşanmış, evet boşanmış, ev tutmuş tek başına. Bu evine giriyor çıkıyormuş. Bir dakika, bir saniye şimdi. Kocanın sevgilisinin düğününe mi gittiniz? Evet. Küçüklükten beri tanışıyorlardı zaten. Biz düğününe gittik. Yeni evlendiğimizde bunun düğünü oluyor. Ondan sonra boşanmış falan haberim yok. Bunun yanında muhasebeci olarak çalışmaya başlamış. Ondan da haberim yok. Acaba Yani önceden, daha önceden ilişkileri var mıymış? ilişki olmasa da herhalde içinde bir şey var mutlaka. Belki büyük dediğiniz yaşa hayranlık da olabilir. Kaç yaş büyük? Yok hayranlık olacak bir tip değildi. O kadar çirkin, o kadar şey bir şeydi ki kadın. İşte. Çok çirkindi yani. Bu Kadın 45 yaşlarındaydı. ama demek ki bu Eşiniz? kadar çirkin ama mesela biz öyle görüyoruz bazen. Çok çirkin diyoruz ama bak demek ki adam bir şey bulmuş onda. Yani sadece farklılık için bile yapabiliyor erkekler. Güzelliğe Peki ne bakmıyor. dedi kocanız? Ya sen utanmıyor musun? Abla dediğin insanın düğününe gittik. Benim işte merhabalaştığım bir insan. Yani utanmıyor musun bana bunu yapmaya
Söyledim, ya da bana çocuklarıma her şeyi, ne dedi? Yani hep inkar etti. Yakaladığım halde tabii ki inkar etti. Hı-hı. Evine gittim kadının, inkar ettiler. Ondan sonra bir sene sürdü, onu bıraktı. Yanına başka bir genç, bu sefer dedim ki o yaşlı falan dedim. Bu sefer genç birini buldu. 25 yaşında. O da yanında çalışıyordum muhasebeci olarak. Bir sefer onun, o da tek başına yaşıyor bir kızdı. Evine girip çıkıyordu. Hatta bu son bir senedir haftanın 4 günü onun evinde kalıyordu. 3 günü onda kalıyor. Evet, evet kalıyordu. Peki onda kalırken size ne söylüyordu? Neredeyim diyordu? Biliyordum artık. O erkekler öğrendiği zaman, etraf, anne baba, çevre öğrenince, kadın öğrenince artık daha çok rahatlıyorlar. Daha çok yapmaya başlıyorlar. Ben şeyi merak ettim. Siz ilk hani öğrendiniz ya, bu işte banka adı kaydetmişti, öğrendiniz. Ne yaptınız o süreç? Tamam, yırttınız birbirinizi, dövüştünüz. Sonra siz hani ben gidiyorum, ben seni terk çok ediyorum. Gittiniz mi? Esram, o zaman sen yoktun. Keşke sen olsaydın o zaman. Ben bu halde olmazdım. Ben son iki senedir sizi takip ediyorum. Yani canıma bile kıymıştım. Çok kötü günler geçirdim. Allah korusun. Ya nasıl ben kıydın? Ben şu anda gerçekten sizin kitaplarınız, sizin sayenizde ayaktayım. Ay çok... Vallahi ben bir şey söyleyeceğim. Bu erkeklere işte birazcık yüz verince şımarıyorlar. Çünkü evet, o dönem çok, belki hani siz çabuk affettiniz, öyle mi? Çok hatalar yaptım hocam, çok. Daha çok üstüne düştüm. Aman gitmesin diye neler yaptım. İşte orada korku. Aman şey, bıraksın diye, kaybetme korkusu var. Bıraksın diye elimden gelen. Ben yaptıkça o daha çok azdı. Bu kadın nasılsa gitmiyor. Nasılsa beni seviyor. Bırakmıyor. Ne yaparsam yapayım bırakmıyor. Şiddet başladı. Ay, işte onu gördükleriz. Hani zaaflar diyoruz ya, onu gördükleri zaman. Bakın şimdi başka o evde kalan adama dönüştü. Nasıl olsa kabul ediyor diyerekten. Ben şunu çok önemserim biliyor musunuz? Benim gibi aynı derdi çeken birinden şunu çok dinlemeyi çok önemserim. Şimdi geriye dönüp baktığında senin gibi aldatılan kadınlar varsa ve kocaları artık bunu böyle gözünün içine soka soka yapıyorsa, evet, hatta haftanın dört günü gidip orada kalıyorsa, onlara çok samimi olarak buradan ne söylersin? Asla kabul etmesinler. Asla ne olursa olsun kabul etmesinler. Çünkü kabul ettikçe bunlar daha çok, yani asla bırakmıyorlar. Daha da fazlasını siz yapıyor. Siz ona sustukça asla o erkekler bırakmayacak bir kere. Onu bilsinler. Evet, daha peki, da fazlası geliyor. Her zaman bu böyle maalesef. Peki hala aldatıyor mu? Evet. Ben 4 ay, zaten 5 senedir ben trokolim hastası oldum. Bırakamıyorum. Çok kötüyüm. Esra'cığım, hayatım istiyorum gerçekten. Ay, ben size yardım edeceğim tabii, yardım edelim ya Nurcuğum. Sen bize çok, ulaşamadın değil mi hiç? Hiç ulaşamadım. Ve sizden başka beni iyileştirecek insan yok, gerçekten yok. Tabii ben yardımcı olacağım valla. Ya senin gözyaşlarına kıyamam. Bu böyle hani, bu böyle devam edecek bir şey değil bir şimdi. De çok... En kötüsü de ne biliyor musunuz ya, söyleyemeyeceğim dedim ama söyleyeceğim tabii, o kadar açık söyleyemeyeceğim. En son bir senedir bana dedi ki, ay bu adam ahlaksız. Ay, bu ahlaksız adam hiç terbiyesiz. Yani bir şey söyleyeceğim. Yok. Bırak o kocayı ya. Öyle koca olmaz olsun Allah aşkına, o koca mı? O insan bile değil. Sana böyle bir şey nasıl teklif eder? Çocuklarının annesine. Asla, bu bir bağımlılık olmuş. Ay, tüylerim diken diken oldu. Ağlayacağım ya. Yani. Ne yaptınız size böyle bir şey teklif ettiğinde? Ben tabii ki bir sene boyunca asla kabul etmedim. Ama şey yapmadı, düzelmedi. Asla hiçbir şekilde düzelmedi. Ne yaptıysam düzelmedi. Peki, niye düzeltmeye çalışıyorsun böyle bir kocayı? Bu koca koca mı Esra? Bu gerçekten ahlaksızlık derecesinde bir şey olmuş. Oldu. Peki siz böyle bir şey yapmadınız değil mi? Yaptınız mı yoksa? Hayır, yapmadım. Hayır, tamam. Yapmadım. Yapmayın ya. Çünkü bakın, kendi benliğinizi zedeleyecek hiçbir şeye girmeyin. Olacak diye hiç buna inanmayın.
asla sizi bu bağımlılık olmuş bu korkuyla birlikte. Ondan gelin kurtaralım bu adamdan sizi. Vallahi kurtaralım, bu çok ahlaksızca ve artık hani tüm hani benliğini, kendi değerlerini kaybetmiş bir adam. Hiç gerçekten. Hani... Ben sizin kitaplarınızdan sonra zaten boşanma davası açtım. Ya bunu yapabildim. Ancak bunu yapabildim. Çok güzel. Çok, sadece bunu yapabildim. Şimdi geliyor mu eve, gitti mi adam? Hayır, uzaklaştırma aldırdım. Oh, çok güzel. Bence yani zaten çok sevgili Esra ile ilerlediğinizde tekrar göreceksiniz. Tekrar döneceğim diye çok korkuyorum. Bir şey dese, bir şey yapsa sanki döneceğim bir diye. Bir şey söyleyeceğim. Korkmam. Sana bunu, bak sana bunu teklif etmiş olmasına rağmen onu sevdiğini söyleyebilir misin hala? Dedim ya, çok bağımlıyım. Bilmiyorum. Bağımlılık var. Şimdi orada hiçbir şey gözü görmüyor artık. Seni gel bu bağımlılıktan kurtaralım biz. Gerçekten ben öyle. Ben kurtulmak istiyorum bu adamdan. Gerçekten. Ah, kıyamam. Yardımcı olma. Çünkü bu artık bir hani onun yaptıklarını görüp değişmeye çalışmak olmuyor. Onu yaptıklarına rağmen kabul etmeye başlıyor. Şimdi arkadaşlarımız o kısmı biplemişler galiba anladığım kadarıyla. Yayına gitmedi değil mi Hüseyin? Ben şimdi tabii ekran başı için bir açıklama yapmak istiyorum. Kocası karısına, yani şu anda telefonda olan hanımefendiye öyle bir ahlaksız teklifte bulunuyor ki, yani akıllara zarar bir şey. Burada söyleyemiyorum çünkü RTÜK kuralları gereği söylememem gerekiyor. Yani akıllara zarar bir şey. Korkunç bir şey. Sen bunu böyle böyle yaparsan ben artık aldatmam diyor. Kandırıyor kadını. Ama yani teklif ettiği şey ahlak, yani akıllara zarar. Ya söyleyemiyorum. Şimdi ne olur sizi bu adamdan bir kere bu bağımlılıktan kurtaralım. Evet. Bu gerçekten bir bağımlılık galiba, oluyor. Değil mi? Çünkü o zaman onun yaptığı kötü şeyleri görmemeye başlıyor. Görse dahi ona bir aklınca mantık buluyor. Yani iyi kurtarmış. Bunu söyleyip, bu arada bu tarz şeylerin olduğu çok vaka var. Bunu söyleyip o yüzden oldu mu diye sordum. Olan kişiler de çok var, değişecek diye. Yani sizin o zaafınızı diyorum ya, gördüğü anda onu artık hangi uç noktaya kadar kullanacağını bilemezsiniz. Peki bunu teklif ettiği o arkadaşı evinize girip çıkıyor mu o kişi? En yakın arkadaşı. Ailecek görüştüğümüz. O da evli. Evet. Ona da söylemiş mi acaba bunu? Evet. Biliyordu. Arkadaşına da söylemiş. Bu artık iyice, yani o size karşı bütün ailevi, artık geleneksel, örf adet, bütün ahlaki boyutları ahlaksız geçmiş bu adam. Terbiyesiz. Gerçekten. Sizi tamamen kurtaralım, hiç dönüp bakmayacak hale getirelim. Ne istiyorum? Çünkü çok korkuyorum. Neden korkuyorsun? Tekrar geri dönmekten korkuyorum. Başıma geleceklerden korkuyorum. Başına ne gelebilir? Yani dediği gibi iyi yönlerini görüyorum şu anda. İşte acaba dava açmasa mıydım? Şu uyu iyiydi. Acaba düzelir mi? Ya gerçekten yani sana böyle bir şey teklif ettikten sonra bunu düşünebiliyor musun? Gerçekten samimi olarak, yani adamın iyi yönlerini görebiliyor musun? Bu kadar, yani hayatım, sana nasıl bir şey teklif ettiğini farkındasın değil mi? İşte şimdi şöyle oluyor. Bağımlılığı şöyle bir şey olarak görmek lazım. Hani madde kullanırken onun sana zarar verdiğini biliyorsun ve istiyorsun ya, onun gibi bir şey. Sana zarar veriyor, farkındasın ama o bir anlık haz için, bir anlık güzel duygu için hala onu istemeye devam ediyorsun. Peki biz sana yardımcı olacağız Esra'cığım. Önce Allah'a, sonra sana emanet. Sağ olun. Ben yer destek olacağım size, olur mu? Telefon çok numaranızı. Çok sizden şunu rica ediyorum. Telefon numaranızı kapatmayın telefonu. Zaten rejide mutlaka vardır. Arkadaşlarımdan rica ediyorum, bu telefon numarasını muhafaza edin. Esra'ya hemen yayın sonrası ulaştıralım. Ama Esra'cığım en kısa zamanda ne olur? Yok hemen, ben şimdi bugün arattıracağım size, olur mu? Bu görüşeceğiz çok sizle. Çok önemli. Yani Allah'ım, bak çoluğumuz çocuğumuz var. İyi ellere teslim etmemizi nasip et yarabbim. Ya bir de bu durumu gidiyor onlarla konuşuyor. Bunlarla iyice kocasının, yani artık yaptığı şey bir de bayağı gerçeğe dönüştürmek için vicdansız herkesle konuşmuş. Ve anlatırken şunu gördüm. Bunu yapmayı düşünmüş, düzelir mi diye. Onu hissettiniz değil mi? Çünkü artık bu boyuta getiriyor adam kadını. Bu boyuta getirip hani bunu yapsam acaba düzelir mi? Yani oradaki kadının o korkusundan, onu istemesine. Kocam bu senin, korkarsa sevmek, sevgisini kullanıyor. Ya insan karısını, kocasını gözünden sakınır.
Uçan kuştan, esen yelden sakınır. Sen nasıl bir adamsın ya? Adam da değilsin bundan, adam bu, sen insan da değilsin. Ya bir de gerçeğe dönüştürmek için bu teklifini harekete geçmiş. Bu da var. Harekete geçmiş, öteki insana söylemiş. Kanımın donduğu nokta yani. Alo.